Merhabalar, Uşak Seramik. Yani Uşak Seramik'te tren çizmeye bile gerek yok. 50 gün anahtar tren. Çok basit. Veya 20 gün yani. Artık riskinize göre. 71, 67. Arada bir 4 kuruşluk fark var. Şans vermek istiyorsanız 50 gün alırsınız. İstemiyorsanız açarsınız. 8 gün takip edersiniz. Bunlar kırılmadı. 8 gün şöyle söyleyeyim. 8 gün kırılmadıkça kısa vadede yukarı hareketler devam eder. 50 gün kırılmadıkça da bu zaten en yani ortalamalar en kolay analiz yöntemidir. 50 gün kırılmadıkça da daha orta vade yani 2 ay gibi bir süre boyunca yukarı hareketler aynı şurada olduğu gibi devam edebilir. Yani bu biraz dikte. Yani bunu baz almayın da biraz daha bunun yavaşına baz alabilirsiniz. 50 güne dayalı bir trade yapacaksanız. Şöyle bir şu boyda bir alalım bakalım. Bu ne kadar? Bu da sanki 150'den mi dönmüş? Aynen 150'den dönmüş. 236 üstünde. Olumlu bir hareket. Özel bir formasyon yok ama güzel güçlü bir mum olduğunu söyleyebilirim. 3.43 zaten vermiş bugün. Şöyle bir trend çizgisi çekebilirsiniz. Çok kısa vadeciyseniz. Şuradan geçirsek. Yani bu şöyle bu da kırılıp geri dönmüş bir trend olur ama yani stop için şey yapıyorsanız şimdi bir yer arıyorsanız çok kısacıysanız yani günübirlikçiyseniz falan kullanılabilir. Dolayısıyla bunun altına girdiği zaman şuradaki momentum gördüğünüz gibi 20 güne doğru sona erebilir. Hani şöyle yani daha kısa çekmenin de anlamı yok. 2 saatte hep söylüyorum orada 2 saatte bakmaya gerekiyor. Buradan bir trend çizersek de zaten 50 günün altına girmiş oluyor kağıt. Dolayısıyla hani diyorum ya 20 gün burada çok ya da 8 gün bile aslında bir stop alınabilir de o çok şeyseniz artık çok şans vermeyecekseniz kağıda tabi 1.80'i kırmış buradaki kırabileceği dirençleri kırmış bir sonraki direnç 1.87 onun üstünde de 2 yani 1.87'nin kırılma halinde 2 liraya doğru hareketler güçlenir arkadaşlar yani biraz daha hareket etmeye başlar tabi şeye de bakmak lazım yani RSI. Yani şimdi RSI 64 ortalama 56 çok güçlü bir alım sinyali var kağıtta. Yani çok daha doğrusu alım demeyeceğim. Çok güçlü bir yükseliş sinyali var. İyi bir trend sinyali var. Burada tabii RSI'yi ne kaldırır? Yani en gördüğüm şurada en kısa zamanda görme en yakın zamanda en yüksek tepe 82. 75 73 yani yakın zamanda 76 var işte 82 var 80'in biraz üzere 75-85 diyelim biz buna eğer harekete devam ederse yani şuradaki tepeyi de aşmayı başarırsa devam eder mi onu bilmem onu söyleyeyim ha, şu göstergelerle yani ortalamalar RSI falan bakınca biraz daha yukarı bir hareket beklenebilir tabi o zaten normal. Şuradaki direnci de 1.88 direncini de aşarsa o zaman dönüp RSI'ya kontrol etmek lazım. 85 ve 75 arasında RSI arasındayken kağıtta yavaş yavaş bir realizasyon yani bir kar realizasyonu bir satış dalgası başlatabilir tabi tetikleyebilir. Şöyle bir ortalamadan da bakalım. Yani ortalamada mesela maksimum 76 diyor. Bunun dışında dikkatimi çeken bir şey yok. Görünüm pozitif şu anda. Bu herhalde unuttuğum bir şey. Zannediyorum yok. Tekrar hatırlatırsam çok kısacıysanız 8 gün veya şu trend çizgisi direkt. Yani bunu 2 saatlikte aslında bakmak lazım da çok kısacıysanız bu günlükte olmaz tabii de 3 aşağı 5 yukarı çok benzer çıkar. 2 saatlikte de 8 gün ortalaması 1.74 ve 1.71 önemli. O yani en azından 8 gün üstüne sarkmadıkça yukarı hareket sert şekilde devam edebilir. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Hepinize iyi akşamlar.